Şimdi bir gün biz çocuklara bir dediler ki illa annemi göreceğiz. Tamam dedim. Babaannesine vardık. Dediler ki evde yok. Babasına vardık. Ben gitmiyorum. Koruma kararı olduğu için. Çocuklar sabahtan akşama kadar orada beklediler. Evlerinin önünde, dedesinin yeminliğinde. Ha. Kapıları açmamışlar. Beni aradı büyük oğlum. Dedi ki baba açmıyorlar kapıyı dedi. Ben tabii onları koydum. Babaannesinin de olunca bıraktım geldim. Açmıyorlar dedi. Oğlum dedim yani çivilekmişler dedi babaannesi dedim ben. Yani Ama neyse baba bir hanımefendi, saniye bakın ben size buyurun. bir şey söyleyeyim mi? Yani sizin şimdi eşinizle yaşadıklarınızla ilgili anlattıklarınıza da inanmamamın sebebi çocukları bırakmanız. Çünkü bu kadar o zaman kötü bir adamın yanına insan nasıl çocuklarını bırakır? Ben çocuklarını bırakmadım. O kendisi de bile. Kendisi getirmiyor çocukları. Yalan söylüyor şu anda. Hanımefendi Müdür Hanım. bırakmışsınız işte. Anlatmak Bırakmadım ne istediğiniz demek? o. Babaannesine bağlanabilir miyiz? Ya babaannesiyle ne alakası var? Giderken niye almadınız çocukların yanına? Ya şu annem evden gidiyorsa ben anneme sormam bile geleyim mi diye. Beni de alacak. Müge Hanım şu kendisi o kadar güzel çocuklarımı doldurdu ki çocuklar benim yanıma gelmek istemiyor. Yani siz evden çıkarken gel dediniz gelmediler mi bunlar? Evet gelmediler. Gelmek istemiyorlar benim yanıma. Hayır, hayır. O kadar güzel alakasıydı ki. Siz geçen Çocuklar hafta getirdiniz. WhatsApp profil fotoğrafınızı bir adamla fotoğrafınızı mı koydunuz? Hayır ben öyle bir şey koymadım. Var ekrana vereyim işte koymuşsunuz. Ben herhangi bir fotoğraf bir şey koymadım. Kendisinin komploları bunlar. Ben zaten bu bir an bir şey söyleyebilir miyim? Bu kim? Kendisine savcılar bu iddia. Benim Hanımefendi düzenim. bu profil fotoğrafınız mı sizin? Hayır değil. Bu kişi siz misiniz? Hayır değilim. Bu fotoğraftaki kişi siz değil misiniz? Hayır değil. Değil mi Sunay Hanım? Komplo kurmuşlar. Çok güzel kontrol Bu oldu. kimin fotoğrafı? Aynen Sunay'ın fotoğrafı. Yanındakini ben de tanımıyorum. Şimdi bu fotoğraftaki kişi siz değil misiniz? Sunay Hanım. Müge Hanım. Bu fotoğraftaki kişi siz misiniz değil misiniz hanımefendi? Öyle bir fotoğraf kendileri komplo kurup bana atmışlardı. Kendisidir aslında oradaki insan. Ben çıkarmadım bunu. Ben bilmiyorum. Ha yani fotoğraftaki kişi sizsiniz ama fotomontaj mı yapılmış? Evet, fotomontaj yapılmış çok güzel. Vay. Benimle birlikte olmak, insan bana dönmek isteyen bir insan böyle işlerle uğraşıyor Müge Hanım. Ben bir şey bilmiyorum. Bu konuda bir bilgim yok. Benim de bu konuda bilgim yok. Ben de şu anda çok oldum. Sizin telefonunuzdan çekilmiş. Benim böyle bir telefonum araştırılabilir, bakılabilir. Böyle bir şey yok efendim. Tamam Müge Hanım bu Ağustos'tan bu yana kayıtlarını Bu çıkarttırabilirsin. fotomontaj mı yaptın yani diyor. Tamam birine de inanmayın ona da inanmayın. Ağustos'tan bu yana iletişim şeylerini bir çıkarttırsanız çıkar her şey. Ben bu adamla görüştüğünü bilmiyorum. Ama bu şekilde fotoğrafı gördüm. Şimdi de gördüm. Ve bizim hayatımız zaten O adama Ağustos'tan. seni seviyorum demiş değil misin? Nereden biliyorsun? Evet. Nasıl dedi yani? Bu fotoğrafı gönderen kişi dedi. Varmış daha diğer fotoğraflar da var. Öyle diyor. Sana birisi Ve mi gönderdi bu fotoğrafı? evet. Kim gönderdi? Adam mı gönderdi? Bunlardan biri gönderdi. Sunay'ın ailesinden biri Ailesinden gönderdi. evet. Heh. Ha, Aynen. onu ele vermek istemediğin için Evet. söylemiyorsun. Sizin ailenizden biri göndermiş bu fotoğrafı Sunay Hanım. Öyle bir şey yok aynen. Çok güzel yalanlarına devam ediyor. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum Müge Hanım. Daha fazla gerçekten yeter artık. Tamam çocukları almak istiyorsa vereyim sorun değil. Ve bir de Daha fazla gider. rencide edip beni bu dünyaya rencide ederek kendi eline hiçbir şey geçmeyecek çocukları var. Tamam çocukları istiyor Şimdi musunuz? Bir dakika. tabii ki istiyorum çocuklarımı. Tamam vereyim hemen diyor. Tamam. Tamam. Yani o... Niyetim çocuklar değil. Ben bu kişiden artık kurtulmak istiyorum. Niyetin Tamam benden çocuklar değil. kurtuldun bir sorun yok. Ben senin onca kahırlarını çektim. Geçmişteki Böyle rezil olayları... ederek şey yaparak da beni geri döndürebileceğini zannediyor ki Ben beyefendi. ya bu fotoğrafı gördükten sonra benim zaten senin geri dönmen istemiyorum. Ben Tamam, cuma zaten güne kadar kemalden istiyordum. neden böyle bir kepazelik yapıyorsun sen? Ben yapmıyorum. Ben bu fotoğrafı görünceye kadar hiçbir sorun yoktu. Gördükten sonra ben istemiyorum seni zaten. Ben de seni istemiyorum zaten. Yeter artık. Gerçekten Zaten beni ayrılığımızdan düşün ya artık. zaten Ağustos'tan beri sen beni istemiş olsaydın bu şekilde fotoğraf çekilmezdin. Ve gerisi de varmış daha bunun. Böyle bir Sizin fotoğraf çekilmedim biliyorsun sen de kendin. Bileyim, nesini biliyorum ben? Ağustos'tan beri beni terk etmiş durumdasın.
koruma kararı alıyor. Ya sen buraya çıkıp böyle rezil ederek ne elde ettin mesela şu an? Neyi rezil ettim ben? Ben seninle cuma günü... Evet, öyle daha fazla konuşmak istemiyorum efendim. Sabahtmak istiyorum. Bak cuma günü ben buraya seninle barışmak için geldim. Hiç Photoshop'a benzemiyor. Aynen, iyice araştırılsın efendim. Aynen. Ama suç duyurusunda bulundu. Savcılıktan zaten bunu yapacağına dair bilgilerini almıştım bütün aileme. Atmış zaten bu fotoğrafı. Ne olmuş? Bütün ailem, akrabalarım bu fotoğrafı attı zaten. Suç duyurusunda da bulundum. Savcısı ifadem var. Sabah verdim geldim. O zaman foto montajsa açın beyefendinin de şeyini, yüzünü, çünkü o zaman o beyefendi de mağdur olmuş olacaktır. Açın, beyefendinin açın. Ailesi de görsün çünkü. Söyleyeceğim. Sizinle ilgili bir durum olmadığına göre bu beyefendi de kullanılıyorsa eğer böyle bir fotoğrafta malzeme mahkeme dosyalarında, şimdi bilip ailesi arar ne münasebe. Şimdi benim atıyorum ben kardeşime sarılmışım çekilen bir fotoğraf, eğer bu şekilde foto montaj yapıldıysa bu beyefendi de suç duyurusunda bulunacaktır. Bu beyefendiyi de tanıyanlardan bilenlerden bizi aramalarını rica edelim. Çünkü siz diyorsunuz ki ben bu kişiyi tanımıyorum, foto montaj yapılmış. Evet efendim. Anladım, tamam. Bu beyefendiyi de tanıyanlardan rica edeyim bize ulaşsın. Beyefendi de inanıyorum ki bu konuya çünkü tepki gösterecektir. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum Sunay Hanım size. Aslında Mehmet Ali Bey'e buraya geldiği için kızıyorsunuz ama bir anlamda da olaya bütünsel baktığınızda şu anda sizin seviniyor olmanız gerekiyor. Çünkü çocuklarınızı alamadığınızı ve çocuklarınıza uzak olduğunuzu söylüyordunuz. Eminim ki bir anne olarak bu da sizi çok üzüyordur. Ama şu anda geldiğimiz noktada Mehmet Ali Bey size çocukları veriyor. Böylece çocuklarınıza kavuşacaksınız. Bilmiyorum, bu sizde bir mutluluk, sevinç oluşturdu mu? Buraya gelmesi sağladı aslında bunu. Bir anlamda da bu yönüyle bakın. Çocuklarınıza kavuşacağınız için mutlu olmalısınız diye düşünüyorum. Müdür Hanım, bir şey daha söyleyebilir miyim? Madem çocuklarına... Bir müsaade edin. Tamam. Bir şey söyleyelim efendim. Ben şimdi sizin yerinizde olsam Müge Hanım hemen istiyorum. Hemen alın bana getirin falan demenizi beklerdim. Hayır zaten aynen. Size zaten güvendiğim için böyle bir şey söylemeye duymadım. Zaten çocukları bana gelecek, evet. İstiyorsunuz hemen yani. Evet, hayır fark etmez aynen. Hemen. Tamam, kabulüm. Fark etmez mi? Hayır zaten size güvendiğim için aynen. Kabulüm ben. Kabulüm, hemen çocukları alsın. Ha, güvendiğim için alacak. Bence de çocuklarınızı yanınıza alın. Şimdi bu beyefendiyi tanıyan kim varsa biz arası. Çünkü beyefendi anladığım kadarıyla bir oyunun içine düşmüş o zaman. Öyle ama gözüküyor. İşte bir fotomontaja benzemiyor. Kusura bilemeyin. Bakmayın. Ama Sunay Hanım. Yani bilemem onu ben. Şu görülen fotoğraf sizin iddia ettiğiniz gibi bir fotomontaja benzemiyor. Ha diyebilirsiniz ki... Ha bilemem, kadın koskoca kadın yalan söyleyecek hali yok ya yani. Evet, bu fotoğrafı çektirmiştik. Kime ne? Yani gerçeği konuşmakta fayda var. Ama inkar etmek de bu beyefendiyi de müşkül vaziyete sokmuş oluyorsunuz. Benim bir aile dostumdu. Bir yerde tanışmıştık. O anda herkes kalabalık olarak fotoğraf çektiriyorduk. Beyefendi de sizinle bir böyle samimi fotoğraf çektirmek istiyorum dedi. Ben de kırmadım ama özel bir diyaloğumla yok deseniz mesele biter. Yok canım. Yok tamam ya, siz fotomontaj olduğuna eminim dediğiniz için ben zaten yüzünü açtım. Değil mi hanımefendi? Evet efendim. Ama fotomontaj değil hanımefendi. Yani daha... Bilemeyiz biz onu Ram Beyciğim. Şimdi hanımefendi yalan söyleyecek hali yok ya, koskoca kadın. Şimdi inşallah seninle edelim yalan söylemesin. Hayır canım, yani niye yalan söylesin şimdi? Tamam. Fotoğraf verin ekran. Şimdi o fotoğrafın sahibi ya da o fotoğrafın bir şimdi ablası şeyi falan vardır. Bizi arar. Telefonlarını meşgul etmeyelim başka bir şeyden dolayı. Şimdi Müge Hanım burada bana dedi ki çocukların vermiyor. Vermiyor falan dedi. Çocukların telefonlarını engelledi çocuklarla görüşmemek için. Beni hadi tamam. Şimdi bak Mehmet Ali abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar hayran oldukları adama aşık olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok da hani neslinize de, yani ırkınıza da baktığın zaman çok da böyle hayran olacak bir tarafınız da yok. Bak şimdi bunu kabul edin. Tamam mı? Gülüyor şimdi Rami Bey. Şimdi neyinle hayran bırakabilirsin? Değil mi? Neyinle? Hep söylüyorum yani, erkeğin güzeli çirkini olmaz derdi babaannem. Doğru söylüyor. Erkeğin çalışanı, evine bakanı, karısını hoş tutanı, sadakatli olanı,
Ama böyle iyi niyetli olanı. Bunlar vardır erkeğin. Böyle davranırsan kadın da sana hayran olur. Der ki, kardeşim bak hep onu söylüyorum. Benim için bir adamın ayda 1 milyon lira kazanması önemli değil. 20 bin lira kazansın ama o 1 milyonu kazanır sağda solda yer. Beni ilgilendirmez o. 20 bin lira kazanır bana harcar. Çok daha kıymetli bir para o. Anlatabiliyor muyum? Evlilikler de böyle yürür. Şimdi yine o hayranlık duyulacak şey arasında bu naturamızda var yani. Hani o yanında böyle bir adam gibi dursunla öyle bir duygu var. Şimdi sen bu kadını iddia ettiğin gibi başka adamların yanında bulup bulup alıyorsan yanına, bu kadın sana hayranlık duymaz. Hiç kimse duymaz. Yani bundan sonra mesela hiçbir aklı başında kadın senin yanında da durmaz. Seninle evlenmek de istemez. Çünkü sen yanındaki kadına bak sahip çıkma meselesi değil ama yani ne bileyim kendine sahip çıkmıyorsun öncelikle. Sen kendi duyguna sahip çıkmıyorsun. Kendi normlarına sahip çıkmıyorsun. Ne demek yani ben o kadını buluyorum onun yanından alıyorum. Eski abimin karısıydı onun yanından alıyorum bilmem ne alıyorum. Niye? Sende demek ki bir sıkıntı var farkında mısın? Şimdi Sunay Hanım bana o zaman dedi durum ben dedi bu adam yanında durmayacağım. İlk kocasından ötürü beni dedi birileri taciz ediyor ama bu adam bana senden oluyor suç, o adamın suçu yok dedi. Taciz eden de o gün telefon eden var ya cuma günü. Tamam taciz eden de senin kardeşinmiş. O değil ondan önce. Ha bir tane daha var. Yok kocası zamanında. Benim zamanımda değil. E tamam kocası zamanında gene senin kardeşinle de beraber olmuş diyorsun ya. Gene evet. Kocası zamanında. Ben bizim biraderle olan olayda ben inanmıyorum ona. Sunay Hanım kendi de yalanladı zaten. Böyle bir şey yok dedi. Ben o zaman Sunay Hanım'a inandım. Kardeşime inanmadım. Onlar da kızdılar beni. Ben hala o zaman yine inan. Kadın buna da fotomontaj diyor. İnan buna da o zaman. Fotomontaj değil ki. Nereden biliyoruz canım biz fotoğrafı tamam, çıkarırsın, kayıtları çıkarırsın. Ağustos'tan bu yana kayıtları çıkarırsın komple. Hayır o zaman istememişsin kayıt da şimdi niye istiyorsun? Şimdi de fotomontaj diyor. Buna da inan. Her mahkeme şey davası açtığında. Niye 27 kilo verdin o zaman? Madem bu fotoğrafa inandın da niye 27 kilo verdin üzüntüden? Ben fotoğraf cuma günü akşam geldi bana. Ha cuma akşam geldi. Daha önceden bilmiyordum ki ben. Tamam ben de bu beyefendi kimmiş çok merak ettim. O zaman böyle şey mi acaba hani fotomontajsa ne bileyim Amerika'dan, Meksika'dan ben, falan mı? Kim çıkacak Müge Hanım, mesela? Bu fotoğraf ben cuma günden evvel gelmiş olsaydı. Ben bunu o gün ben Sunay için neler yaptığımı biliyorsunuz. Aramazdın yani. Ya, arardım da böyle aramazdım yani ben bana dönsün diye aramazdım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi.